Barış ne diyeceksin ee, hem HDP'ye kap kapatma davası hem de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun durumu? Şimdi e, aslında bu zor bir yayın çünkü çok taze bir haber hı hı. ama taze olduğu kadar da herkesin birazcık da beklediği bir haberdi. Neden herkesin beklediği bir haberdi? Çünkü e, neredeyse aşama aşama bu karar geliyorum 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 diyor dedirtiyordu. Ama senin şöyle bir ayrıntısı var ki, o da biraz önce sen de söyledin. HDP'ye kapatma davasına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi lideri açıkça Devlet Bahçeli'nin açık bir talebi, bu partiyi kapatın, kapısına zincir vurun şeklinde senin de söylediğin talebi varken, bunun karşısında yargıyı hem Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olması nedeniyle atadığı hakimler ve savcılarla belirlediği, Öte yandan da Türkiye'de siyasetin yargı üstünde etkisini herhalde tartışmamıza gerek yok. Bu atmosferde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıkça parti kapatmalının Türkiye'de olumlu sonuçlar olduğu görünmedi. Demişti. Bu neye yol açmıştı? Bu şuna yol açmıştı. E, siyasi iktidarın HDP'ye yönelik e, özellikle çözüm süreci denilen sürecin bitmesinin arkasından bir karşı pozisyon, net bir karşı pozisyon almasından sonra biz şunu gördük. HDP, MHP tarafından kapatma dile getirilirken Adalet ve Kalkınma Partisi kapatma yerine daha çok örneğin fezlekeler, örneğin e, belediye başkanlıklarına kayyum atamalar. Şimdi bakıyorsunuz 50 e, 65 belediye kazanan HDP'nin e, çoğunluğuna belediyelerin sanırım son rakamı söyleyebilirim ama 6 belediye dışında, eninde belediye kalmamış. Fiilen aslında belediyelere el koymak, milletvekillerine fezlekeler getirmek Yargıda milletvekilleri aleyhinde süren davaları hızlandırmak. Parti yöneticileri zannedersem 15'in üzerinde parti yöneticisi, üst düzey yöneticisi tutuklu. Çok daha fazla sayıda yöneticilerini bu anlamda yargı kararlarıyla sıkıştırmak. Tabiri caizse HDP'yi tabelası duran bir tür işlemeyen parti haline dönüştürme eğilimi vardı. Bu nedenle herkes de parti kapatma sadece kamuoyunda tartışılacak ve gündeme gelmeyecek diye düşünüyordu. Ama bugün Öyle bir kararın verilmesi Türk siyasi tarihi için dönüm noktalarından bir tanesi olacak. Bu kesin. Çünkü birincisi ben kararı şöyle okuyorum. Mesela biz andığımız kararını son dönemde mahkeme kararlarını zaten fazlasıyla tartışlıyoruz. Benim tartışmam olan da Türkiye'nin kendisi de tartışıyor. Bunu sadece bir kesim için ele almayalım. Her kesim için. Bugün Ekrem İmamoğlu da yargı kararlarını biliyorsunuz. Hı hı kendisi aleyhinde verilen karar nedeniyle tartışıyor. Boğaziçi Üniversitesi de tartışıyor. Öbür tarafa gittiğinizde de bütün Türkiye sanki koca bir mahkemenin içerisinde her sorunu yargı kararıyla çözüyormuş gibi görünüyor. Doğal olarak e, biz andımız kararını tartışırken, e, dünden beri neredeyse bütün televizyonlarda bu konuşulurken, Cumhur İttifakı'nın içerisinde andımız kararının ardından ulaşıp o, olabilecek krizler konuşulurken, siyasi krizler, bunu siyasi bir krize neden olabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Çünkü en nihayetinde davanın bir tarafı yani andımızın kaldırılması neden olan davanın tarafı Adalet ve Kalkınma Partisi iken buna en tepki göstermesi beklenen parti Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Tam bunun ortasında yarın MHP kurultayı varken Devlet Bahçeli yarın kurultaya çıkıp ne diyeceği bu haliyle merakla beklenirken Cumhur İttifakı'nın bundan sonra olası bir kriz yaşayıp yaşamayacağı sorgulanırken tam bugün Türk siyasi tarihinde belki en açıkça İletişim Hareket Partisi'nin dile getirmiş olduğu, beklentiyi dile getirmiş olduğu kapatma davası verilmiş oldu. Adama atılmış oldu. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Eminim herkes şunu soracaktır. Kim verildi filan e, savcının adı önemli değil. Ama savcının şöyle bir özelliği var. Nihayetinde her zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, dava anayasa mahkemesinde görülecek. Yani 15 binin oldu anayasa mahkemesi oturacak. Bu partinin kapatılıp kapatılmamasını tartışacak. Ancak bu iddianame Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından çıkıyor. Doğal olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda politika üzerinde tesir eden bir mekanizma bu nedenle. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak bu iddianameyi yazan savcı, fiilen başsavcı, son Yargıtay seçimlerinde bu göreve talip oldu ve dördüncü sırada seçildi. Cumhurbaşkanı buna rağmen onu dördüncü sıradan yani çok daha fazla oy olan bir aday yerine atamış olması Üç aday özgeçmiş yani. önünde 3 aday varken Özgeçmiş ile birlikte yan yana konulduğunda nihayetinde yargıtay Cumhuriyet Başsavcısında bunu kendi iradesiyle yapmanın dışında politikada bir yakınlığı da ifade ettiğini bizim zaten seçim itibariyle bir genel başkanlığına atamış olması ve 4. sıradan atamış olması söylememiz gerekir. Haliyle Türk siyasetine devam ederiz herhalde diyorum ama bu önemli bir köşe taşı. Ee, şimdi zaten senin bu söylediklerinin ayrıntılarını aslında bu akşamki sözün varın farklı bölümlerinde yaya yaya geniş geniş konuşacağız. Hem MHP kongresini olan kongresini hem HDP'ye kapatma davasını ve Barış Terkoğlu'nun söylediği gibi andış tartışmasının siyasette yani AK Parti MHP ittifakında karşılığının ne olduğunu neden bu tartışma yaşandı ve bunun siyasi sonuçları nedir? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Ama önce birazdan Mehmet Tiryaki bizimle birlikte olacak. HDP Batman milletvekili. Ona dönmeyeceğim. Önce ben Emin'e sormak istiyorum. Emin bayağı bir derledi bu arada. Farklı boyutlarını da açılan davanı zannediyorum. Neler söyleyeceksin Emin? Hemen, şimdi şöyle. E, şimdi önce şunu söyleyeyim. Anadolu Ajansı bir haber geçmiş. 29 Temmuz 2015'te e, HDP'nin kapatması o zaman da gündeme gelmiş ve başlığı şu haberin, Anadolu Ajans Avrupa'da parti kapatma yok, siyasi yaptırım var e, diye bir e, şey yapmış. Avrupa'da bugüne kadar e, birkaç, üç ülkede parti e, kapatma var. Bunlardan biri Almanya'da e, Nazi partisini kapatıyorlar. E, e, Almanlar. 1952'de yeniden kuruyor, onu inden kapatıyorlar. E, 1956'da Komünist Parti'yi kapatıyorlar. İtalya'da e, Mussolini'nin Faşist Partisi e, kapatılıyor. E, dolayısıyla en son olarak da ETA örneğini e, vermiş. Bu arada benim dikkatimi çeken başka bir şey var. Bugün en kaçı? Mart'ın 17'si. AKP'ye kapatma davası ne zaman açılmış biliyor musunuz? 14 Mart. 14 Mart 2008'de e, açılmış. Ve yani bundan öyle baktığımızda 3 gün önce açılmış ve o zamandan bu yana AKP'nin normalde parti kapatmaları karşı hep söylemler geliştirdiğini biliyoruz. 31 Mart'ta kabul edilmiş yani 16 17 gün sonra kabul edilmiş Anayasa Mahkemesi tarafından 16 Haziran'da AKP savunmasını vermiş 30 Temmuz 2008'de de karar vermiş mahkeme. Yani burada da bu süre çok uzamıyor. Hani öyle normal davalar gibi bir yıl falan gibi bir şey yok. 14 Mart'ta dava açılmış AKP'ye karşı. 30 Temmuz'da da bu kararını, AKP'ye ilişkin kararını vermiş anayasa mahkemesi. Şimdi de bunun herhalde çok uzayıp uzamayacağını düşünüyorum. Yani bilmiyorum herhalde bu kadar uzamayacaktır gene diye düşünüyorum. Tabii hukukçu değilim hukukçulara soracağız birazdan da. Ama burada şunu bir görmemiz lazım. İnsan hakları eylem planı açıklandı daha yeni. İki hafta, bu hafta üçüncü hafta oluyor. Ve biz üçüncü haftasında insan hakları tarafını görmüyoruz ama eylemleri